Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Videonun konusu Yasin Suresi. Yasin Suresi Kur'an'ın tertip sırasına göre 36. sure olup nüzul sırasına göre 41. suredir. 83 ayettir. 6 sayfadır. Bazı müfessirler araştırmışlar. 727 kelime diyenler olmuş. 735 kelime olduğunu söyleyenler olmuş. Bazılarına göre 3000 harften oluşuyor. Bazıları araştırmış, 6174 harfe tekabül ettiğini söylüyorlar. Nüzul sebepleri değişiktir. Birinci sayfada mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'de namaz kılarken Mekkeli müşriklerin bu Kur'an'ı işitip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eziyet etmek istemişler. Bunlardan Velid bin Mughire, Ebu Cehil gibi müşriklerin önünde gelenleri tam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Kur'an okurken bunlar diyorlar ki biz onu görürsek kafasını kıracağız. Bunun için o birinci sayfadaki iniş sebebi bu olaylardır. Sonra dördüncü sayfada münafıkları anlatıyor. Son sayfasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ubey bin Halef geliyor. Eline çürümüş kemik alarak ona bir misal getiriyor. İşte bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. Sırası geldikçe inşallah bu ayetlere sıra geldikçe tefsirlerini, nüzul sebeplerini inşallah dilimiz döndüğünce anlatmaya başlayacağız. Sürenin değişik isimleri vardır. Atiye olduğunu söyleyenler vardır. Bahşiş demektir. Müslümanlar için bereketli bir süre olduğu için bu ismi almıştır. En meşhur ismi Yasin'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim Kur'an'da 7 ismim vardır. Bunlardan birisi de Yasin'dir diye buyurmuştur. Yasin suresi Mekke'de inmiştir. Mekke'de inen bütün surelerde olduğu gibi imanı ikame eden ayetlerle doludur. İki ayeti vardır. 12. ayet ve 47. ayetlerin Medine'de indiği söylenmektedir. Yerine göre inşallah müfessirlerin yaptığı araştırmaları da göz önünde bulundurarak nasip olursa sizlere bu süreleri
bu Yasin suresinin ayetlerini inşallahu teala açıklamaya çalışacağım. Yasin suresine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ba harfi cerdir. İsmi kelimesinin başına gelerek ahirini cer etmiştir. Harfi cerler 20 tanedir. Avamili bir gibi de bunlar anlatılıyor. Bu 20 tane harf-i cer isimlerin başına gelir ve ismin ahirini cer eder. Cer mecrur olayı buradan geliyor. Allahi, Allah'ın adı, yani mudaf, mudafun ileyh olarak geliyor. Er-Rahmani, Rahman, Allah lafzının sıfatı oluyor. Allah lafzı mevsuf oluyor. Mevsuf, sıfat ilişkisi 10 yerde uyum sağlıyor ve bu 10 yerin 4'ünde uyum sağladığı zaman sıfat mevsuf ilişkisi meydana geliyor. Bakıyoruz ki Allahi lam-ı tarif ile gelmiş, Er-Rahmani de lam-ı tarif ile gelmiş. Allah lafzı müzekker, Rahman kelimesi de müzekker. Allah lafzı müfret, Rahman lafzı da müfret. İşte bu sebeplerden dolayı Allah lafzı esreli, Rahmani lafzı da esreli. Bu ondan dördü uyum sağladığından dolayı Rahmani kelimesi Allahi kelimesinin sıfatı olmuş oluyor. Er-Rahimi, Rahimi de yine Allah lafzının sıfatlarından bir sıfatı oluyor. Burada da baktığımız zaman Rahimi kelimesi Allahi kelimesiyle müfret yönünden uyuyor. Kelimenin ahiri esre, her ikisi müzekker. Dolayısıyla her ikisi marifeli. Dolayısıyla bu Rahimi kelimesi de Allahi'nin sıfatıdır. Sıfat mevsuf ilişkisi burada uyum içinde bulunmuş oluyor. Uyuşuyor yani. Yasin kelimesi harflerden, iki harften meydana geliyor. Hurufu mukatta'a da deniyor. Yani kesik kesik harflerden meydana geliyor. Vel Kur'anil Hakimi. Burada vav, vav kasemdir. Vav aynı zamanda harf-i cerdir. Harf-i cerler demiştik ki 20 tanedir.
بي من إلى أن على لي فيك حتى واو قاسم تاي قاسم işte واو قاسم buradaki واو odur. Kelimenin başına geliyor. Yani isim olarak adlandırılan kelimenin başına geliyor. Bu arada Arapçada kelimeler üçe ayrılır. İsim, fiil, harf olarak. Mesela Yasin harftir. El-Kur'ani isimdir. Buna yeri geldiğinde inşallah geniş geniş izah edeceğiz. El-Hakimi burada Kur'an mevsuf. El-Hakimi sıfatı olmuş oluyor. Mevsuf ve sıfat ilişkisine bakıyoruz. 10 taneden 4'ü uyum sağlarsa burada sıfat mevsuf ilişkisi uyum sağlamış oluyor. Bu 10 tane hangileridir? Müfret, tesniye, cemi 3. Üstün, ötre, esre 3 de bu eder 6. Müzekkerlik, müenneslik etti 8. Marife, nekre etti 10. İşte bu 10 tane uyumdan 4'ü ile uyuşursa, 4'ünü birbirine denk getirirse bu iki kelime sıfat mevsuf ilişkisini ne yapmış oluyor? Kazanmış oluyor. Yani bakıyoruz burada El-Kur'ani lam-ı tarif ile gelmiş. Ma'rife yani nekre değil yani. Nekre belirsiz isim. Hangisi olduğu belli değil. El-Hakimi de ma'rifelidir. Yani lam-ı tarif ile gelmiş. Bir. El-Kur'ani müzekker. Bir kelime. El-Hakimi müzekker. Bir kelime. Etti. İki. El-Kur'ani müfret. El-Hakimi müfret. El-Kur'ani kelimenin ahiri esre cer edilmiş. El-Hakimi yine cer edilmiş. İşte onun dördüyle uyum sağladığı için sıfat mevsuf ilişkisi tamamlanmış oluyor. Geçiyoruz üçüncü ayete. Manasını da verelim. Yasin manası Allahu alemi bil muradihi. Bunun manasını Allah bilir. Allah Celle Celaluhu bildirmiş olduğu kadarıyla kulları, hatta peygamberleri bilmiş olan şeyleri bilirler. Allah-u Teala'nın bildirmediği ayetlerden bir türü de, bir çeşidi de bu sürelerin başında gelen harfler oluyor. Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha gibi. Bazı müfessirler bu harflere mana vermeye çalışmışlarsa da geneli Allahu alem diyorlar. Allahu alemi bil muradihi. Allah Celle Celaluhu neyi murad etmişse bu harfler o manaya geliyor. Bazıları da diyor ki Allah Celle Celaluhu meydan okuyor insanlara. İşte
Buyurun. Siz madem ki bu insan kafasına uygun olan bir kitap, madem ki siz peygamber bunu kendisi duymuş ya da şiir şeklinde yazmış önceki kavimlerin hikayeleridir diyorsunuz. Buyurun size de bu harfler, sizin gücünüz yetiyorsa böyle bir ayet yapın da görelim gibi tefsir eden alimler olmuştur. Onun için çoğu alimler de diyor ki Allahu alemi bil muradihi. Harflere mana vermemişler. Vel Kur'ani, Kur'an'a yemin olsun ki Allah Celle Celaluhu yemin ediyor. Vav kasem ile geliyor. El Hakimi. Öyle bir Kur'an ki hakim olan Kur'an. Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki hakimin manası hikmet demektir. Hikmet ise en üstün meseleleri en üstün hususlarla bilmekten ibarettir. Yani ne kadar karmaşık bir mesele olursa olsun bunu Kur'an'a getirdiğimiz takdirde orada mutlaka en güzel çözüm vardır. Bunun için Kur'an hakimdir. İnne ke inne inne ve kardeşleri diye Avamili Bilgivi'nin bir bab altında geçiyor. Bunlar da amillerdendir, amildir. İnne enneke enne lakine leyte lealle illa la olarak geçiyor. İsmini nasb, haberini ref yapıyor. Burada inneke, inne'nin ismi kedir. Yani muhakkak ki sen. Zamirler mebnidir. Yani başına hangi amil gelirse gelsin. Bunlar değişmez. Murep değil. Değişken değil yani. Leminel murselin. Elbette ki sen gönderilmişlerdensin. Peygamberlerdensin. Murseline. Burada inne ve kardeşlerinden olan innenin ismi ke zamiridir. Haberi de leminel murselin. Elbette gönderilmiş peygamberlerdensin. Aynı zamanda min yine harfi cerdlerdendir. Murseline erselenin cemisidir. Bunun mecrur hali ya şeklinde gelmiştir. Cer mecrur innenin haberi olmuş oluyor. İnnenin ismi ke mahallen mensup haberi ise cer mecrur olan minel murselin olarak geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu yemin ederek, hakim olan Kur'an'a yemin ederek diyor ki sen muhakkak ki gönderilmiş peygamberlerden bir peygambersin. Ala yine harfi cer sıratin yol üzeresin. Ala harfi cer sıratin isim ve ahirini cer etmiş. Dolayısıyla harfi cer amil sıratin ma'mul olmuş oluyor. Sıratin
aynı zamanda yol, nasıl bir yol? Müstakimin, dost doğru olan bir yol üzeresin. Sıratin aynı zamanda mevsuf oluyor. Müstakimin yine nedir? Onun sıfatı oluyor. Yani yollar vardır dosdoğru, yollar vardır yamuk, yumuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken ashabıyla birlikte bir yılan görüyor. Kıvrım kıvrım onu asasıyla dümdüz yapıyor ve diyor ki işte Müslüman böyle dosdoğru olur. İstikamet üzere olur. Bir başka rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asasıyla bir çizgi çiziyor. Yanına da küçüklü, büyüklü, yamuk, yumuk çizgiler çiziyor. Ve işte ashabına anlatıyor ki İslam böyle dost doğru bir yoldur. Bu yanındaki yollarda İslam dışı olan yollardır. İşte müstakim sıfattır. Sıratin mevsuftur. Sıfat mevsuf ilişkisi burada uyum sağlıyor. Sıratin nekre, müstakimin yine nekreli gelmiş. Bu arada ismin başına lam-ı tarif olduğu zaman o nekre olmamış oluyor. Yani belirgin olmuş oluyor. Lam-ı tarif gelmediğinden dolayı nekre oluyor. Sıratin müfrettir. Müstakimin müfrettir. Sıratin cer olarak gelmiş, müstakimin cer olarak gelmiş. Sıratin müzekker bir kelimedir. Müstakimin yine müzekker bir kelimedir. Onun dördüyle uyum sağladığı için sıfat mevsuf ilişkisi burada gerçekleşmiş oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun devamını yapacağız. Burada önemli olan, yani bu Yasin suresini ders yapmamın ya da okumamın amacı talebelere irabı göstermek. İnşallah talebeler de bu irabı bu şekliyle öğrenirler. Öncelikle onlara tavsiyem, kelimeler, Arapça kelimeler, isim, fiil, harf olarak gelir. Kelimelerin öncelikle isim mi, fiil mi, harf mi olduğunu bildikten sonra onların fiilse hangi zamana bağlı olduğunu, hangi zamanda olduğunu, isimse marife mi, nekre mi, müzekker mi, müennes mi olduğunu bilmemiz lazım geliyor. Bu şekilde manayı daha kuvvetli bilmiş oluruz. Tabi isim veya fiillerin başına edatlar gelerek bunlar da ne yapmış oluyor? Kelimenin ahirini değiştiriyor. Onun için muret ve mebni kelimeleri de bilirseler, bilseler, bilirler ise o zaman manayı Allah'ın izniyle daha iyi kavramış olurlar. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.